5, 4, 3, 2, 1 ve herkese merhaba. Tekrardan yayındayız. Şu anda çok sevdiğim arkadaşım Verda Hoca ile birlikteyiz. Siz bize Instagram'dan ve YouTube'dan sorular sordunuz. Verda Hoca'ya neler soralım diye ben size sormuştum. Sizin sorduğunuz sorular şu anda önümde, laptopta. Hepsini kendisine yönlendireceğim ama öncelikle çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Çok keyifli benim için bu. Çok sağ ol. Nasılsın? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Her şey yolunda. İşte çalışmaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Sağlığımıza, aklımıza mükayyet olup çalışmaya, hayatta pandemide kalmaya devam ediyoruz. Aynen. Diyetisyenlere sorulması gereken bazı sorular var. Ama yine de hani senin düşüncelerini merak ediyor insanlar. Bunun bir tavsiye olmadığını, yani birazdan konuşacağımız beslenmeyle alakalı şeyler tavsiyeler değil. Sen neler yapıyorsun diye sormak istiyorum. Supplementler, beslenme vesaireyle alakalı. Onun dışında egzersizlerle alakalı çok fazla sorular var. Onları yönlendireceğim. Göğüsle alakalı, kalçayla alakalı, bacakla alakalı egzersiz soruları var. Onları yönlendireceğim. Ama öncelikle bir anımı anlatmak istiyorum. Ben arkadaşlar daha Pilates'e hiç başlamadan önce hala da milli takımda kürek çekerken Verda Hoca ile arkadaştık ve kendisi büyük bir spor salonunda dersler veriyordu. Orada hocaydı ve ben ilk böyle bu Pilates nedir, nasıl bir şeydir, nasıl yapılır falan diye ilk kendisine gittim. Hatta yani ben o zaman diyordum ki ya Pilates hayatta yapmam. Yani bir stüdyo açmak istiyorum ama böyle bir CrossFit stüdyosu ya da Personal Training stüdyosu gibi stüdyo açmak istiyorum. Ve diyorum ki ya Pilates diyorum yani böyle Verda Hoca gibi insanların işi. Yani böyle daha narin, daha kibar, daha böyle sempatik. Ben daha kabayım yani. O yüzden diyordum ki Pilates bana göre bir iş değil diyordum. Ondan sonra ama yine de merak ettiğim için ne olduğunu ilk onun stüdyosuna gittim ki şu anda hala oradaymışsın. Evet. Doğru değil mi? Evet. Levent'te. Evet, Levent'te hala. İnsanlar seni aşağıda Instagram adresini yazıyorum. Yani herkes takip ediyordur mutlaka ama takip etmiyorlarsa mutlaka takip etsinler. Oradan sana ulaşabilirler. Pilates ve yoga. Yoga, anti-gravity. Anti-gravity yapıyorsun. Ondan sonra evinde ilk defa görmüştüm. Yani stüdyosunu, home office çalışıyordu. Şimdi tam orası şirket olmuş. Ondan sonra ilk defa Pilates ekipmanını orada görmüştüm. Ve sen anlatmıştın bana ilk eğitimler şuradan alınır böyle diye. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Kürekten arkadaşlarımla beraber gelmişim ziyarete. Evet. Sana da teşekkür ederim. Çünkü şu anda bu spor hocalığı ve Pilates benim için şu anda yani eşimle tanışmamın sebebi, şu anki annemin, eşimin, baldızımın iş sahibi olmasını, beraber çalışmamızın sebebi. O yüzden sana tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Bana böyle bir faydan olduğunu bilmeni isterim. Ne demek? Peki, ben teşekkür ederim. Şimdi sorulara geçmeden önce o kadar güzel yorumlar var ki, yani çok doğal biri, keyifle takip ediyorum. Çok seviyorum, çok 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 ama çok çok seviliyor. Kendisine hayranım, keyifle izleyeceğim. Sporu Verda Hocam sayesinde sevdiğim gibi çok fazla yorum var. Ne yaptın da insanlar seni bu kadar sevdi ve tanıdı? Bize yani şu anda neler yaptığını anlatır mısın? Canlı yayınlar sayesinde oldu herhalde. Şöyle evet aynen. Ben çok kapalı yaşayan biriydim ve çok da kapalı çalışan biriydim. Aslında dışarıya hiç açık değildim. Ama pandemi zamanı derslerimiz durduğunda, her şey durduğunda bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşündüm ve ilk canlı yayınımı açtım. Geçen sene bu zamanlarda ve orada soruları cevaplıyordum sadece, sohbet ediyorduk. Nasıl kilo veririz, nasıl kas yaparız vesaire, klasik her şeyi konuşuyorduk. İkinci gün yine bir canlı yayın açtım, yine bir sohbet muhabbet. Baktım katılanların sayısı gittikçe artıyor, sorular çok fazla. Sonra dördüncü gün dedim ki bari ders yapalım. Sonra ders yapmaya başladım. O zaman tabii yeni alışıyoruz, telefondan bağlanıyoruz, her şeyi nerede dursam, ne yapsam, sesim geliyor mu vesaire. Sonra orada canlı yayınlara başladık. Canlı yayınlarla aslında bu kadar fazla kişiye ulaşabilmiş oldum. Çünkü bundan önce öyle bir çalışma ve yaşama şeklim yoktu açıkçası. Orada da tek amacım ve hala canlı yayınlarda tek amacım egzersizi sevmeyenlere, egzersize karşı ön yargısı olanlara, hareket etmeyi üşenenlere hareket ettirmekti. Ve doğru egzersizi yapmayı öğretmekti. Hareketlerin doğru yapılışını öğretmekti. O yüzden
çoğu zaman derslerde eleştiri de aldım. Hocam çok konuşuyorsun yeter artık diye. Ama benim için önemli olan, özellikle ilk zamanlar sonra alıştılar bana. Benim için önemli olan o hareketin doğru yapılmasıydı. Doğru. Çünkü ben kimseyi görmüyorum. Hı-hı. Kameraya bir noktaya tabii. bakıyorum. Kendi kendime deli gibi konuşuyorum. Hı-hı. Ne kadar anlatabiliyorum acaba bilmiyordum. Dolayısıyla çok fazla anlatıyordum. Çok ayrıntı veriyordum ve yorucu da bir şey bu, bilirsin ki. Kafa daha çok çalışıyor vücuttan. Evet. Dolayısıyla böyle bayağı dersler yapmaya başladık. Sonra tabii her ücretsiz gün... Ücretsiz bu arada bunlar. Instagram'da. Aynen. Tamamen yardım amaçlıydı aslında. Bilenler kendilerini düzeltti. Egzersiz yapmayı bilenler, antrenmanlı olanlar kendilerini düzelten çok oldu. Egzersiz yapmayı sevmeye başlayanlar çok oldu. Ben de çok mutlu oldum. Onlar hareket ettikçe ben çok mutlu oldum. Zaten benim online bir şekilde derslerim, işim gücüm devam ediyordu. Ama istedim ki daha sağlıklı olsun herkes. Daha güçlü olmak istesin. Ve baktım ki zaten bir sene önce ben yılbaşında şöyle bir şey dilemişim. Sağlıklı olmayı ve egzersiz yapmayı istemenizi diliyorum demişim bir sene önce. Hiç pandemi, hiçbir şey yokken. Ve zorla da herkese harekete geçirdim. O sırada da zıplamadan kardiyo diye bir ders uydurdum. Şimdi zıplamadan kardiyo da amacım aslında bizim de hep bildiğimiz low impact kardiyo idi. Ama daha farklı aslında. Çünkü şöyle, içerisinde dans yok, zıplama yok, komplike, koreografik hiçbir şey yok. Dans etmeye çekinenler, zıplamayı sevmeyenlerin de nabzını artıracak bir takım hareketler. Çok fazla derin squatlar yok. Squatlar var ama çok derin büyük hareketler yok. Daha basit hareketlerden oluşan zıplamadan kardiyo diye bir ders oluşturdum. Kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü yine amacım aslında yine kondisyonu iyi olan, antrenmanlı iyi olan kişileri harekete geçirmek değildi. Evde kıpırdayamayan, imkanı olmayan, maddi manevi imkanı olmayan herkesi harekete geçirmekti. 30 dakikalık kardiyolar, 40 dakikalık kardiyolar, nabzı ne artırır, nasıl artırır, nabzın neden artmasına gerek vardır bunları anlattım hep. O yüzden de en fazla ilgiyi bu zıplamadan kardiyo dersi aldı. Süper. Onun yanında da zaten benim stüdyoda yaptığım işte bar dersleri, sandalyeyle bar dersleri yaptık. İşte pilates simsi dersler yaptık. Herkes zannetti ki yaptığımız dersler pilates. Ve hep dedim ki benim derslerim pilates değil arkadaşlar. Pilatescilere ayıp şu anda. Çünkü pilates biraz daha fazla, daha komut, daha ince ayar çalışılan, gerçek pilates dersi çok ince ayar çalışılan bir ders olduğu için ben orada yine pilates prensipleriyle doğru ve kontrollü çalışmayı öğrettim aslında. Yine yaptırdığım fitness'te aslında. Ondan sonra ekipman kullanmadım. Ekipman kullanmaya özellikle yeltenmedim. Çok istediler. Hala istiyorlar. Lastik kullanalım, onu kullanalım, bunu kullanalım. Ama yine amacım imkanı olmayan, ekipman alamayan kişileri, herkesin yapabileceği dersler yapmakta. Bu böyle yayıldı. Bu böyle gitti. Ve böyle dağ gibi oldu bir anda. Instagram'da da bayağı talep gördü. Takip sayın arttı Instagram'da. Evet, çok arttı. Çok arttı. Çok güzel. Çok arttı. YouTube'da da böyle bir sayfa yapıp bir de oraya da bunları koymayı düşünmedin mi? YouTube kanalım var. Derslerin hepsini oraya da yüklüyorum. Yüklüyor musun? Ben kaçırmışım onu. Ama orayı biraz arşiv gibi kullanıyorum. Yani YouTuber gibi değil, biraz daha zaten var olan dersi kırpıp düzeltip oraya da yüklüyorum. Okay, orada da durması için. Hem Verda Hoca'nın YouTube sayfasının aşağı linkini paylaşıyorum o zaman. Takip edelim. Ben de takip edeyim. Orada benim eksiğim olmuş. Hem de bu bir hatırlatma olsun. Uzun videoların, ben de ikinci bir YouTube kanalı daha açtım. Bu uzun videoların kısa hallerini, yani başlık başlık daha böyle 5 dakikalık, 8 dakikalık kısımlarını oraya koyuyorum. Eğer isteyenler varsa oraya da gidebilir. Bir de bu videoların böyle podcast sadece dinlemek isteyenler varsa yakında bunları Spotify'a da yükleyeceğim. Oradan da ulaşabilirler. Süper. Peki sana sorularımla alakalı bu Osho 8 Man'i nasıl olmuş? Marka ile işbirliği süreci vesaire diye bir soru var. Ben çok gurur duydum seninle. Böyle iyi bir marka ile işbirliği içerisinde olmanı. Bunu nasıl yaptın? Nasıl gerçekleşti?
Şöyle oldu, 2018 yılında Oysho bir etkinlik yapmak istedi. Hı-hı. Ve zaten ben normalde de çok Oysho'yu seven, sürekli Oysho giyen ve öğrencilerime de Oysho giydiren biriydim. Genelde kadınlar zaten beğeniyor değil mi? Güzel. Evet, seviyoruz. Güzel. Ondan sonra dolayısıyla şöyle bir şey oldu. Surfset Fitness diye bir ekipman var. Hı-hı. Bu ekipmanla ben eski iş yerimde Nuyu'da çalışıyordum ve çok Hı-hı. sevdiğim bir ekipman benim o. Çünkü bir insan boyunda her şeyi yapabiliyorsun. Sırt üstü yatabiliyorsun, yüz üstü yatabiliyorsun. Üç tane büyük topun üzerine bağlı bir board. Board, surf tahtası Aynen. gibi sanki. Aynen, evet. Surf tahtası. O surf tahtasıyla çalışmayı çok seviyordum. Oysho'da o dönem o surf tahtasıyla üzerinde yogamsı bir ders yaptırıyormuş. Dolayısıyla İstanbul'daki etkinlikte de o surf tahtasıyla çalışan birini arıyorlardı. O da bendim. Bana bir şekilde ulaştılar. Ne Eski güzel. İş yerim beni bana da yönlendirmiş. Harikalardır. Ondan sonra evet. Dolayısıyla ben anlaşmış oldum. O etkinlikte hem yoga dersi vardı, boks dersi veren başka bir eğitmen vardı ve surfboard üzerinde de surf tahtası üzerinde de hareketler yaptıran ben vardım. Üç eğitmendik. Dolayısıyla 2018 Ekim gibi, Eylül gibi tanışmış olduk. İspanya'dan tabii Oysho adına biri geldi. Onlarla da tanışmış olduk. Daha sonra parkta egzersiz yaptırmaya başladı Oysho. Yaptırmak istediğinde de dediler ki hani bizim tanıdığımız eğitmenimiz var dediler. Ondan sonra parkta dersler yapmaya başladık. Sonra mağaza içi yoga yapmaya başladık. Böylece kalpten bir bağlılık oldu aramızda. Ben de zaten hani Oysho'dan başka bir markayla da anılmadım, kullanmadım. Bu şekilde yavaş yavaş başladı. Onlar ücretsiz miydi? Ya ücretsizdi dersler. Ücretsizdi. Ya ücretsizdi. Çok iyiymiş. Evet, çok güzel. Bu herhalde pandemi geçtikten sonra tekrar devam evet, eder diye. Muhtemelen pandemide parkta yapmak isteyeceklerdir. Bundan önce de istediler geçen senede. Ancak biz maskeyle egzersiz durumunda kaldık. Evet, evet. Bilemedik. Biraz beklemek istedik. Bir de geçen sene her şey çok daha az biliniyordu. Evet. Belki bu yaz düşünürler. Hadi yine. Bakalım. Seni takip etsinler o zaman. İnşallah tamam. Daha bu sağlıklı bir şekilde yüz yüze de senden böyle bir egzersiz alma şansı olacak. Evet. Şimdi genel olarak bu egzersiz ve beslenme sorularına gireceğim ama tek tek sorulara girmeden önce şeyi sormak istiyorum sana. Haftada kaç gün egzersiz yapıyorsun? Aşırı yoğun olmadığım zamanlar diyeyim. İş anlamında çok yoğun olmadığım zamanlar çok üçü geçmiyor açıkçası. Üçü dördü geçmiyor. Çok aşırı yüklenmiyorum kendime. Ama bu arada en son görüşümüz Fit Yemek diye bir YouTube ve Instagram sayfası var. Emre Hoca. O da gerçekten fit bir arkadaşımız. Ona da sordum. O da üç dedi bu arada. Ama şey de yapıyorsun galiba. Sonuçta canlı yayınlarda da sonuçta sen kendin fiziksel olarak da çalışıyorsun. Evet, canlı yayınlarda da tam dersi yapmış oluyoruz. Kardiyo olarak benim tercihim daha eliptik bisiklet. Eliptik bir makinem var. Haftada 4 onunla kardiyo yapıyorum eğer böyle bir kendimi canlandırmak istiyorsam. Muhakkak haftada 4 yapıyorum ama 4'ü aşmıyorum. Beslenmeme de daha fazla dikkat ediyorum. Onun dışında kassalı da haftada 3'ten fazla yapmıyorum. Canlı yayında yapıyorum. Onun yanına da ekliyorum. Onda da yani şey bir sıradaki sorum şeydi aslında ama hani ne tarz egzersizleri daha çok seviyorsun ve yapıyorsun, uyguluyorsun diyecektim ama anladığım kadarıyla mecburen daha vücut ağırlığıyla. Evet, kendi vücut ağırlığımla yapıyorsun. Yine yaptırdığım derslerden bar fitness hareketlerini daha çok çalışıyorum. Yine pilates vari karın hareketlerimi yapıyorum. O şekilde tüm vücut çalışıyorum. Peki bu barla alakalı senin belki bana bir fotoğraf gönderirsin ve şu anda ekrana koyarım onu. Çünkü hiç bilmeyenler varsa bu bar fitness nasıl bir şey diye. Normalde bale barı gibi bir barı tutup onunla beraber işte squatlar, inmeler, kalkmalar, bacakla alakalı egzersizler yapıyorsun. Sıkılaşmak kelimesini çok sevmiyorum ama daha fit olmak diyebiliriz belki. Daha fit olmak için hani bar mı, pilates mi diye bir soru var. Aslında bana sorarsan hani biraz ağırlık çalışmak, belki biraz crossfit, biraz işte pilates, biraz bar falan. Hepsi tabii bir arada olması lazım ama sen bu barla alakalı bizi bir aydınlatır mısın? Şöyle, ben barla ilgili tanıtım için neler yapmadım ki yıllardır. Çünkü herkes zannediyor ki yetişkin bale dersi zannedenler var. Öyle bir şey değil. Bir kere bu bale dersi değil. Balerinlerin hareket açılarını, dansçıların ve balerinlerin hareket açılarını kullanarak yaptığımız bir fitness dersi aslında.
Yani biraz daha arabesk hareketler içeren, bacağı daha, kalçayı daha farklı kullandığımız, yani hareket açıları çok geniş. Dolayısıyla kalça daha farklı çalışıyor. Pilates'ten farkı aslında çok yok. Zaten Pilates duayenlerinin ortaya çıkarttığı bir şey bu. Kendi vücut ağırlığımıza çalışıyoruz ama dediğim gibi biraz daha dansçıların açılarına zorluyoruz vücudu. O yüzden daha farklı. Bacak konusunda da çok fazla ayakta ve bacak aktif olduğu için de nabzı artıran bir ders aslında. Aslında bar fitness'ın orijinali bayağı ritmik, bangır bangır bir müzikle yapılan, hareketlerin ritmik olduğu, ayakta bir ders olduğu için de nabız büyük oranda uzun süre yüksek. Dolayısıyla da kardiyo bir derse de giriyor aslında öyle yapıldığı zaman. Peki sorulardan bir tanesi aslında bu bir fizyoterapiste ya da doktora sorulması lazım ama biz de spor hocası olarak hangi sakatlıklarda ne yapılmaması lazım onu biliyoruz. O yüzden konuşabileceğimizi düşünüyorum. Kemik erimesi, osteoporoz ve osteopeni, yani kemik erimesi başlangıcı ile alakalı sorular var. Şimdi normalde ben bir hızlı bilgi vermem gerekirse, kemik erimesi olduğunda özellikle omurgada ve kalça bölgesindeki kemikler daha yumuşak kemikler olduğu için orada daha hızlı erime oluyor ve daha dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi omurgasında genelde kemik erimesi varsa fleksiyon dediğimiz bu içe doğru kapanma hareketlerini çok istemiyoruz. Fakat sen şimdi anlatırken sanki çok büyük açılara gelmezse bar iyiymiş gibi geldi bana. Ne düşünüyorsun? Evet, özellikle o gibi sıkıntılarda ben daha fazla denge çalışmalarına yöneliyorum açıkçası. Hani birçok şeyde ben her konuda dengeye yöneliyorum açıkçası. Çünkü dengeyi kurmaya çalıştığımızda zaten olması gereken her şeyi vücut yapıyor. Bağ doku olarak, kas olarak, her anlamda, zihinsel olarak, her anlamda vücut yapması gereken her şeyi yapıyor. Aynen, kişiye göre değişecek şekilde bar hareketleri kontrollü bir şekilde çok güzel yapılır. Çünkü kendi vücut ağırlığında zaten. De çok büyük belki fleksiyona gelmemesi için işte çok lateral fleksiyon rotasyon gelmemesi için belki, ama yine de kardiyo yapıp hareket edebilmesi için, yani ben şu anda aklıma geldi ama sanki yere yatıp karın egzersizleriyle kendi zorlamasındansa o tarz bir egzersiz daha iyi olacak. Kesinlikle gibi katılıyorum. Geldi. Mesela hareket ayakta görünse de bir bacağı kaldırmak vesaire versiyonlarından, aslında bacağı kontrol eden gövde tamamen. Tabii. Dolayısıyla gövde yere paralel de oluyor. Bütün gövde aktif, sırt aktif. Dolayısıyla postür için çok önemli, dik durmak için çok önemli. Yan dönüp bacağı kaldırmak demek, o bacağı taşıyan öncelikle basant bacak ve gövde. Tabii. Aslında havadaki değil. Dolayısıyla gövde her daim aktif ve doğal omurga pozisyonunda. O yüzden bir silindir gibi düşünecek olursak gövdeyi, her yönde güçleniyor aslında hareketleri yapacağım diye uğraşırken. Peki o zaman, yani nedense birkaç tane gelmiş bu kemik erimesiyle alakalı soru. Onunla alakalı ben tabii ki kemik erimesi varsa sadece izleyip de yapmaları taraftar olmam. Çünkü kendi YouTube kanalım içinde, kendi derslerim içerisinde de. Çünkü bazen insanlara diyorsun ki işte fleksiyona gelmemeniz lazım. Ama o an yaparken geliyor mu gelmiyor mu göremiyoruz. Evet. O yüzden belki eğer bu konularda hani Verda Hoca'dan yardım alacaksanız belki daha birebir online bir ders, eğer ekonomik durumumuz varsa almanız daha iyi olur. Ya da en azından Verda Hoca'nın derslerini izleyip yapacaksanız, en azından birisi arada bir sizi izliyorsa, bilen bir hoca, çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki çok fazla göğüsle alakalı soru var. İlk defa bu kadar çok birisine göğüsle alakalı soru sorulduğunu görüyorum. Daha önce tabii daha erkek konuklarım olduğu için de olmuş olabilir ama iki tane, yani bununla alakalı insanlar tabii kilo aldığı zaman da, yani kadınlar için kilo aldığı zaman da değişiyor. Erkekler için de bu arada. Biz de çok kilo alsak bizim de büyüyor ve sarkıyor. Özellikle şu egzersiz diyebileceğin, yani atıyorum şu anda herkesin bileceği bir şey olduğu için, mesela şınav, plank gibi, ya da şu tarz egzersiz diyeceğin bir şey var mı göğüslerle alakalı? Şimdi şöyle,
ayırt ediyorum öncelikle. Kibar olması için herkes göğüs diyor. Ancak evet. Yine kibar olacak şekilde memeden bahsediyoruz aslında. Evet. Evet, dolayısıyla doğru. Meme dediğimiz bölgemiz, organımız aslında bir yağ torbası. Doğru. Dolayısıyla ona yapabileceğimiz, kassal olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Göğüs bölgesi dediğimiz alan kaslarını güçlendirince de şınav da çeksek, lastik de çeksek, ne yaparsak yapalım o kasları kuvvetlendirmek memenin şeklini hiçbir zaman değiştirmeyecektir. O yüzden memeyi toparlama gibi bir durum egzersizle söz konusu değil. Ancak ve ancak yani estetik eğer çok kafaya takıyorsak ki ben herkesin kendine baktığı zaman çok şekilci olduğunu düşünüyorum. Aslında bence benim esas korkum o. Yani bana mesaj attıkları zaman hani şuran böyle buran böyle dedikleri zaman ve fotoğraf gönderdikleri zaman ben onların gördüğünü görmüyorum o fotoğrafta. Dolayısıyla herkes kendine çok acımasız. O yüzden eğer büyük bir sıkıntı değilse hiç kafaya takmamalarını öneriyorum. Ve egzersizle de memeyi dikleştirmek, kaldırmak, büyütmek, küçültmek, toparlamak söz konusu değil maalesef yani. Yani ben mesela şimdi bu YouTube'da biraz evvel konuştuk yayından önce çok ufak sohbet etme imkanımız oldu. Uzun zamandır görüşemediğimiz için. Ben YouTube'da biliyorsunuz böyle bir eleştiri videoları çekiyordum. Ondan sonra daha şimdi onları bu sohbet videolarına çevirmek istedim. Şimdi o eleştiri videolarında mesela YouTube'da görüyorum böyle başlıkta böyle yani meme kaldırıcı egzersiz başlığıyla. Şimdi ben mesela onu çıkıp eleştirdiğim zaman insanlar bana kızıyor. Ama görüyorsun ki insanların bazen böyle ihtiyacı olan şeyleri o clickbait deniyor. Yani oradaki başlıkla biraz kandırma oluyor. Evet, evet, o yüzden senin şimdi böyle bir şey söylemen çok hoşuma gitti. Şeyi ne düşünüyorsun peki? Genel olarak sorularda yok şu anda benim aklıma geldi. Estetik için ne düşünüyorsun? Yani insanlar göğüs ya da işte popo ya da işte başka herhangi bir estetik genel olarak bakış açın nedir? Ben çok doğalcı bir insan olduğum için ve kendini olduğu gibi sevmesi gerektiğini düşündüğüm için herkesin kalça estetikleri bence ben yeni yeni görüyorum ve bayağı şok geçiriyorum gerçekten. Bence korkunç bir şey kalça estetiği. Yani kası sıkılaştırdığınız, güçlendirdiğiniz, üzerine çalıştığınız zaman zaten yapınız ne ise gayet güzel sıkılaşır, güzelleşir, toparlanır. Dolayısıyla kalça konusunda asla anlayamıyorum. Onun dışında memeyi biraz anlayabilirim. Eğer çok gerçekten hani çok rahatsız ediyorsa, bikini giydiğinde, mayo giydiğinde ve insan içine çıktığında da çok kendini rahatsız ediyorsa onu anlıyorum kesinlikle. O zaten daha bana serbest bir doku gibi geliyor. Ama yani Adele'nin altına bir şey koyma gibi bir duygu bence korkunç bir şey ve hiç gerek olmayan bir şey. Yani egzersizle kesinlikle yapılması gereken bir şey, yapılabilecek bir şey. Bu arada ben de kesinlikle katılıyorum sana. Yani özellikle kalçada çok rahatsız bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Oturduğunda falan nasıl bir hissi vardır hiç hayal edemiyorum. Kesinlikle. Ama bazı yerlerde de yani insanların dediğim gibi mesela ben erkek olarak göğüs diyeyim yine. Sonra insanlar beni taşlamasın ne mememe diyor diye. Şimdi bu göğüs bölgesinden yapılan mesela çok psikolojisini bozuyorsa, çok rahatsız ediyorsa mesela işte insanlar çok kilo alıyor. İşte sonra hızlıca kilo veriyor. Kilo alıp verdiği zaman erkekler için de bu arada aynısı geçerli. Yani çok aşırı kilo alıp kilo verince sonra derisinde, vücudunda sevmediği problemler oluyor. Onlar gerçekten rahatsız ediyorsa ben de aynı şekilde taraftarım ama dediğin gibi sporla halledebilecek şeyler varsa onları da halletmesi lazım. Bu pandemi aslında cevap verdin sayılır ama yine soru olduğu için soracağım. Pandemi döneminde en dikkatli, en anlaşılır, en güvenilir her bedene göre egzersiz nedir diye sormuş. Sonra da demiş ki bunun adı Verda Hoca demiş. Ben de eyvah bunu mu anlatacağız diyor. Yok hayır. Hayır teşekkür ederim. Ama senin mesela böyle gerçi anlattın yaptığın şeyleri ama mesela insanlar diyelim ki hani tabii ki seni takip etsinler ve seninle beraber yapsınlar ama senin haricinde de mesela takip ettiğin böyle bir YouTuber var mı, bir kanal var mı ya da Instagram sayfası var mı ya da böyle bu tarz bir egzersiz var mı? Yani atıyorum en güvenilir işte çıkın yürüyün ya da işte çıkın işte ne bileyim yüzün atıyorum şu anda. Öyle bir hani insanlara benim haricimde de şunları yapabilirsiniz ya da şunları izleyebilirsiniz güvenilir dediğim bir şey var mı, bir yer var mı?
Zor bir soru. Evet, şimdi düşünüyorum neyi izliyorum, kimi izliyorum diye. Pilates güvenilir... Anytime mesela beğeniyor musun? Yani öyle bir web sitesi var. Paralı gerçi gördüm, ama. Çok eskiden görüyordum açıkçası. Ama yoga dersleri biraz daha uygun olabilir. Yoga eğitmenlerine kendi vücut ağırlıklarıyla başlangıç seviyeye başlayabilirler. Özellikle masa başı çalışanlar için kesinlikle yoga yapmaları gerektiğini. Özellikle bölgesel soruyor herkes. Evet. Ama kesinlikle yogaya başlamaları, başlangıç seviye bile olsa başlamaları gerektiğini sürekli söylüyorum. Kardiyo kısmında dışarıda yürüyüş yapıyorlarsa muhakkak bir yokuş eklemeleri gerektiğini parkurlarına sürekli anlatıyorum. Yani o biraz daha işte nabzı anlatmaya çalışıyorum. Kendilerini zorlamamaları gerektiğini sürekli anlatıyorum. Çünkü nabzı bu sefer çok çıkartıyorlar. Onu dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyorum. Ama son zamanda gerçekten çok çok herkesi izleyemiyorum. Gökçen Hoca tabii ki muhteşem dersleri. Onun dışında çok izleyemiyorum herkese açıkçası, ama bütün yoga eğitmenleri YouTube'da da olan, YouTube'da çok fazla ders var ve çok fazla zamanımızın aslında artısı bu. Çünkü biz eskiden master trainerlar buraya gelsin İzlemek diye beklerdik. İzlemek çok zordu. Evet. Kimse yoktu, ama şimdi YouTube'da herkes var. Hele bu pandemi sebebiyle herkes video çekip koymaya başladı. Aynen, dersler İyi çok şey. Var. O yüzden biraz daha hani yoga diyebilirim, yoga eğitmenleri. Peki yani bu birazcık eleştirisel bir soru, yani dünyaya eleştirileri var anladığım kadarıyla. Her YouTuber'ın çıkıp egzersiz videosu yapmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Sonuç, ben de bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Yani sen kaç senedir hocalık yapıyorsun? Ben 2007'de fitness camiasına girdim aktif bir şekilde. 2007'den önce de antrenörlüğüm var. Buz patenciydim. Buz pateni antrenörlüğü okudum aslında. Doğru. Benim esas hani hayatım, aşkım, her şeyim aslında buz. Ama bir 6 senelikte bir antrenörlük geçmişim var. Toplayınca 20 oluyor ama 2007'den beri de fitness camiasındayım aktif olarak. Genç arkadaşlar da çok soruyor bunu. Ne kadar tecrübe edersek o kadar çok öğreniyoruz biz eğitmenler. Ve bu o kadar da görüldüğü kadar kolay bir şey gerçekten değil. Çok ciddi gözlem gerektiriyor, tecrübe gerektiriyor. Bunun için de çok fazla vücutla çalışmak gerekiyor. O yüzden ben hayretle izliyorum. Aslında hani herkes beni çok yumuşak ve böyle tatlı görüyor dışarıdan, ama ben pek öyle biri değilim. Hani benim başka bir tarafımı görüyorlar. Sopamı çıkarttırmayayım ha. Yani öğrencilerim hani bilir, birebir çalışanlar daha çok bilir. Çok sertimdir aslında. Yani olumlu anlamda bence. Çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve hayretle izliyorum açıkçası. Öncelikle herkesin, şimdi sonradan eğitmen olanlara da çok bir şey demiyorum. Çünkü herkesin hayatını değiştirme ve daha sevdiği bir hayatı yaşama lüksü olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Benim öğrencilerim arasında da var. Ama ne kadar kendilerini geliştirmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. ve çok dikkatli devam ediyorlar. Kesinlikle herkes hayatını değiştirebilir. Ama herkesin egzersiz videosu koyması, YouTuberların işinin bu olmayan herkesin koymasının korkunç derecede yanlış olduğunu düşünüyorum. Yapılan hareketlerde komutların çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hayretle izliyorum açıkçası. Ben de aynı senin söylediğin gibi, bu arada biliyorsun ben de üniversitedeyken aslında farklı bir konu okuyordum. 2007'de ikinci üniversitemi bitirdikten sonra aslında işte fitness'a başladım. Daha öncesinde 96 senesinden beri milli takımda kürekçiydim ve sonra pilatesi sevdim ya da işte bu tarz birebir hocalığı sonradan sevdim. Sonradan başladım. Annem benim ilk öğrencimdi. Eğitimleri aldığım zaman ilk tabii staj yapmam lazım. Gidip evde hemen annemin üzerinde staj yaptım ve annem o kadar sevdi ki sonra kendisi gidip eğitimleri aldı. İşte bizim okulun Polestar'ın eğitimlerini tamamladı. Ondan sonra o da gitti kendine stüdyo açtı. 50 yaşından sonra yani şimdi 60 yaşında. O yüzden ben de senin gibi düşünüyorum. Yani herkes yapabilir ama onun için bir vakit ayırması lazım, emek ayırması lazım, eğitimleri alması lazım. Hani sonradan yapması lazım ki eğitim alan herkese tabii ki iyi olacak diye bir şey de yok tabii. Peki ben aslında biliyorsun eşim bir ay önce doğum yaptı. Evet. Pazartesi günü hem benim doğum günüm hem kızımın birinci aylık
doğum günü. Birinci ayına basacak harika kızım. bir gün aslında eşimle beraber ve belki seninle beraber yine bir de doğumla alakalı ayrı bir gün bir daha konuşuruz. Olur, olur. Doğum öncesi, doğum sonrası olur, falan. Olur. Ama gelen sorularda şeye soruyorlar. Doğum sonrası özellikle bu karın bölgesinin toparlanmasıyla alakalı da tavsiyen var mı egzersiz olarak? Şimdi şöyle, doğum sonrası bir kere göbek kısmının deforme olması birazcık genetik yapıyla alakalı. Bazı kişiler 3 çocuk doğuruyor ve karnında hiçbir değişiklik olmuyor. Çok enteresan bir şekilde. Bazı kişiler hani bir bebeği oluyor, çocuğu oluyor ama çok daha büyük bir deformasyon görebiliyor. Çok hak veriyorum onlara. İşin yine deri kısmı bizi aşıyor. Evet, doktor ama için. Ama derinin altındaki yağ kısmı güzel beslenerek ve bol kardiyo yaparak olabileceği en iyi hale gelir. Ama eğer deri ise sıkıntı, o zaman yine egzersizin bir şey yapamayacağını düşünüyorum. Yine bir estetik bir müdahaleye gerek olabilir. Ama onun dışında eğer yağ dokuysa, o zaman tabii ki doğru düzgün kardiyo, doğru düzgün beslenme, nabız kontrolü, her şey olması gerektiği gibi yapılırsa kesinlikle karın bölgesi gayet güzel toparlanır. Sen peki kendin için şey yapıyor musun mesela düzgün beslenmek için? Yani düzgün beslenmek nedir tabii herkese göre göreceli ama yani işte şu kadar kalori alayım ya da işte karbonhidrat yiyeyim yemeyeyim ya da protein yiyeyim yemeyeyim, böyle bir şey var mı, düzenin var mı? Şöyle diyeyim, ben çok klasik besleniyorum. Şöyle besleniyorum. Ben yıllarca eğitimim dışındaki beslenme eğitimimiz var ama bir eğitimin dışında da çok deneye yanıla anladım. Hangi besinler bana kötü geliyor? Hangi besinlere toleransım yok? Bunların hep deneye yanıla belli bir şey oturttum. Tencere yemeği tüketiyorum. Bayağı klasik. Kendin Türk yapıyor usulü. Musun? Annenden destek alıyorsun. Annemden alıyorum. Annemden alıyorum. Ben yapmıyorum. Ondan anneler sonra candır ya. Aynen öyle. Dolayısıyla klasik tencere yemeği aslında tüketiyorum. Bana çok dokunan şeyleri öğrendim geçtiğimiz yıllarda yine deneye deneye. Paylaşır onları mısın? Minimumda tüketiyorum. Süt ve süt ürünlerinden sadece kefir tüketiyorum. Yoğurt ara sıra tabii ki hayır demiyorum ama süt ve peyniri çıkartınca benim hayatım değişti, öyle söyleyeyim. Onları gerçekten tüketmiyorum. Yani hiç tüketmiyorum. Çünkü beni mahvediyorlar. Daha çok hazma odaklanıyorum ben aslında. Gaz yapıp yapmaması, rahat hazmedip hazmedememem. Hani vücudum ne hissediyor onu tükettikten sonra? Enerjim düşüyor mu? Enerjim artıyor mu? Bunlara baktım. O yüzden süt ve süt ürünlerinden sadece kefir ve yoğurt ara sıra. Onun dışında klasik tencere yemekleri. Onu yemem, bunu yemem gibi bir şeyim yok. İşte veganım, vejetaryenim gibi bir bakış açım yok. Et ara sıra tüketiyorum çünkü eti hazmedemiyorum. Ben et tükettiğim zaman sistemim kilitleniyor. Dolayısıyla elbette tüketiyorum ama çok çok daha az tüketiyorum. Daha ağırlıklı sebze gidiyorum. Bol bol çorba içiyorum. Kök sebzelerden kendi yaptığım çorbamı içiyorum sezona göre. O bana çalışırken de çok destek oluyor. Çünkü çorbayı kupa kupa çalışırken içebiliyorum. Çok pratik bir şey. Zamanla tabii ki çok fazla doktorların kitaplarını okuduk. Hepimiz de bakmışızdır. Bu sirkadiyen ritme göre beslenmek bana çok uydu. Açıkçası yani akşam yemeğini biraz daha erkene çekmek bana çok uydu, çok iyi hissettirdi. Hem yağ oranımla ilgili çok uydu, hem hazmımla ilgili çok uydu. Enerjimi de hiç düşürmedi. O yüzden akşam yemeklerini biraz erkene çektim. Sabah kahvaltı etmenin bana hiç iyi hissettirmediğini açıkçası fark ettim. Bu Ayurveda'da da bir okudum ki benim vücut tipim de böyle. Dolayısıyla her şeyi okuyup, herkesi okuyup, herkesten bir şeyler alıp kendi yaşam şeklime uyarladım. Sabah ben kahvaltı, ben her sabah aç da yatsam inanılmaz tok kalkıyorum ve metabolizmam benim sabah çok yavaş. Yani saat 10'a kadar ben değilim. Ben o yüzden 11'den önce çalışmıyorum artık. Okay. Dolayısıyla kahvaltıyı hafif yapıyorum. Mesela kefir, içine muz, içine tahin gibi bir takım şekler yapıyorum. Çok güzelmiş. Hem tadını çok seviyorum, hem bana çok iyi geliyor. Hem doyuruyor, hem
aşırı derecede ağır değil, enerjimi tüketmiyor. Dolayısıyla daha sonra gün boyunca da çorbamı içiyorum, akşam da güzel bir sebze yemeği yiyorum dolu dolu. Kalori hesabı yapmıyorum, daha fazla yediğim şeyin besin değerine bakıyorum açıkçası. Yani kesinlikle hemfikirim bu arada. Ben de hep insanlara şey söylerim. Yani kalorisi düşük diye besini olmayan şeyler yiyeceğinize kalorisi belki var ama besin değeri yüksek, zengin. İşte hep aynı şeyleri söylüyorum diye beni dövecekler ama hani avokado gibi, somon balığı gibi daha böyle zengin şeyler yiyin diye. Evet, kesinlikle. Çünkü kalorisi yüksek ve besin değeri düşük olan birçok şey vücutta çok ciddi hasarlar yaratıyor. Ve bu hasarları yaratmamaya çalışıyorum. Ve öğrencilerime de hep anlatıyorum da zaten sadece takip edenlere değil. Onu şu şekilde açıklamıştı bir eğitimde bir eğitmen yıllar önce. Bir elma 70 kalori ise, şu an tam kalorisini bilmiyorum, 50-70 arası bir şey olması lazım. 70 kalori ise bir avuç da küp şeker alırsan avucunun içine 70 kalori kadar, hangisi daha iyidir? Elma mı daha iyi bir şeydir? Küp şeker mi daha iyi bir şeydir? Kalorinin orada hiçbir önemi yok. Evet. Dolayısıyla o yüzden bakmıyorum. Yediğim şeyin kalitesine bakıyorum. Çok dediğim gibi değişik bir şey tüketmiyorum. Bol su içmeye çalışıyorum. Su konusunda kötüyüm. Bol su içmeye çalışıyorum. Kendimi zorluyorum. İlaç niyetine koyuyorum bardağı. Bunu hala dokunmadım mesela. koyuyorum. Evet, koyuyorum bardağı. Bol bol gün boyunca ilaç niyetine içiyorum. Ondan sonra o şekilde besleniyorum. Ben de eşimle beraber, lütfen iç, eşimle beraber aynı stüdyoda çalıştığımız için, gerçi şu anda stüdyo kapalı ama çalışırken sağ olsun ya annem ya eşim ya stüdyodaki arkadaşlar mutlaka böyle elime ders verirken tutuşturuyorlardı. Çünkü ben de öyle çalışırken unutuyorum. Kendime bir alışkanlık bunu edindim. Şey yaparken YouTube videosu sırasında ya da bu sohbetlerde alıyorum ya da işte hani şu ara dışarı çıkamıyoruz ama eskiden şey yapardım yani dışarı çıkınca çay kahve ne istersiniz dediğim zaman mutlaka su isterdim, su içeyim diye. Ben de biraz su konusunda kötüyüm. Şimdi sosyal medyan son zamanlarda çok iyi oldu. Takip sayım da yükseldi. O yüzden de Aysu sormuş mesela, yeni mezun antrenörlere sosyal medya kullanımı hakkında tavsiye verebilir mi? Var mı öyle bir tavsiye? Şöyle bir düşüneyim. Hiç yani düşünmedim. Normalde sen de bu arada biz işte 2007'den beri tanışıyoruz. Mayadrom Spor Center'dı o zaman sanki, değil mi? Evet. Şey evet. eski zamanında. O zamandan beri yani ben herhalde sen de şey hissediyorum yani çok sosyal medyayı sevmiyorsun gibi hissediyorum. Ama şu son zamanlarda biraz istemeden girdin gibi. Evet. Bu söylediğin iyi sebeplerle yani insanlara yardımcı olmak için girdin ama normalde aslında böyle hadi sosyal medya fotoğrafı çektirelim falan çok sevmiyorsun biliyorum. Ama yine de yeni mezunlara bununla alakalı şimdi bir... Şimdi düşünme fırsatım tam oldu. Bilgi çok değerli. Ve ilginin bilgiden kaynaklandığını düşünüyorum. Ve bu dönemde de insanlara gerçek bilgiler verecek şekilde bir çizgi belirleyip kendini nasıl göstermek istiyorsa. Ben Instagram'la ilgili ben eskiden hiç kullanmıyordum. 2014'ten önce hiç kullanmıyordum. Hani ne gerek var diyordum. Ne saçma bir şey bu diyordum. Sonra 2014'ten sonra yavaş yavaş başladım. Ve ne diyeceğimi unuttum. İnsanlar da yapsınlar. ve hep şunu diyordum diğer eğitmen arkadaşlarıma. Kendini tanıtmak için muhteşem bir yöntem platform, Instagram. Evet. Çünkü kendini istediğin gibi temsil ediyorsun. Evet. İstediğin şekilde temsil ediyorsun. İstemediğin şeyi yapmıyorsun. İstediğin kadar veriyorsun ve bu da bilgi olursa eğer o zaman hem tabii takipçi açısından bakarsak hem herkes takip etmeye çünkü insanlar niye takip edecek? Bilgi edinmek için takip edecek. Dolayısıyla artık güzel bir fotoğraf falan hiçbir önemi yok. Video olması, hareket olması ya da herhangi bir bilgi olması çok önemli. Yani bir şey vermek gerekiyor. Ben de şöyle bazı arkadaşlarım mesela senin gibi çok sevmeyen, sosyal medyayı sevmeyen bazı böyle iyi hoca arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Amerika'da duyduğum bir tabir vardı. Diyor ki dünyanın en büyük ormanında dünyanın en büyük ağacı devrilmiş ve dünyanın en yüksek sesini çıkarmış.
Fakat o anda orada kimse yokmuş. O yüzden aslında hiç ses çıkarmamış. O yüzden de tanırsın Murat Çatbaş gibi mesela böyle iyi hocalara hep şeyi söylerim. Yani belki eskiden bundan 20 yıl önce belki de işimizle tanınabilirdik. Hani işimizi iyi yapalım ve iyi yaptığımız için yavaş 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 tanınalım. Fakat şu anda o kadar hızlı bir dünyadayız ki ve insanlar hem bu mesleğe girecek insanlar hem de bizden işte bilgi isteyen, şu anda bizi izleyen insanlar bizi bulmak için o kadar vakitleri yok. Yani sosyal medyaya ihtiyaç var. Çünkü öbür türlü belki yine bir gün beni bulacak ama işte ya da seni bulacak ama hani o kişiden o kişiye, o kişiden o kişiye, o kişiden o kişiye ve biraz yavaş gidecek. Şimdi bilgi çok hızlı gidiyor. Şimdi ben hep şeyi düşünüyorum. İyi hocaların birazcık kendilerini sosyal medyada göstermesi gerektiğini düşünüyorum ki hem bu soruyu soran arkadaşlar gibi yeni piyasaya giren sporcusu olmak isteyen insanlar örnek alsın. Çünkü girdiği zaman bakacak, diyecek ki ha kimler var piyasada? Hangi meslek olursa olsun. Ben acaba kimi örnek alacağım? Şimdi o zaman ben piyasaya girdiğimde ya da hangi işi yapmak istediğimde baktığımda o işi yapanlar da meşhur işte çok bilinen insanlara baktığımda ya onları örnek alacağım ve onlar eğer düzgün insanlar değilse karakter olarak çok iyi hoca olabilirler ya da sosyal medyayı çok iyi kullanıyor olabilirler ama belki karakter olarak çok gençlere örnek olmayacak gibi insanlarsa o zaman ya ben o mesleği yapmaktan vazgeçebilirim diyebilirim ki ya bu mesleği yapan herkes demek ki böyle. Ondan sonra ya da ben de kendimi bozup onlar gibi olmak isteyebilirim. Çünkü demek ki bu mesleği yapmak için böyle olmak gerekiyor. Yani şimdi ismi lazım değil mesela hocalardan bir tanesi böyle YouTube'da da sayfası var yani hoca ya da din neyse. Mesela şeylerinde sayfasında mesela aralıklı orucu da anlatmış. Ama bir tane şeyinde de videosunda da mesela pornografik bir şey de yapmış mesela tamam mı? Yani şimdi o zaman baktığın zaman ben olsam derim ki yani demek ki spor hocaları böyle diyebilirim yani mesela tamam mı? O yüzden de senin gibi iyi hocaların daha iyi örnek olması için biraz kendilerini böyle göstermeleri lazım. Her ne kadar ben de çok sıkılıyorsam ve sen biliyorum sen de çok sıkılıyor olsan da. Ben yeni mezunlara böyle bir şey söyleyebilirim. Yani kendinizi çok iyi geliştirin. Bir yandan da Verda Hoca gibi herkese faydalı bir şey yapmak için uğraşırsanız gördüğünüz gibi eninde sonunda insanlar değerini bilip sosyal medyada artışı yani çok hızlı bir artış oldu yani bir senede falan. Evet. Çok gurur duydum yani. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Peki. Şeyle kadınlara yönelik bir soru var. İşte kadınların özel dönemlerinde o bazı insanların tabii daha ağırlı, daha sancılı geçiyor. Bazı insanların daha rahat geçiyor ama o dönemde yoga, bar ya da işte tüm vücut çalışma gibi önerdiğin bir şey var mı? Ya da yürüyüş ya da hiçbir şey yapmayın oturun. Şimdi bu herkese göre değişmekle birlikte ben çok fazla mesela bar derslerini önermem. Biraz daha yoga, daha dingin. Eğer illa bir şey yapmak istiyorsa belki ilk iki gün ilk iki gün dinlenip yani vücudunu dinlemesi çok önemli. Çünkü herkes gerçekten çok farklı. Ve ilk iki gün dinlenip sonra belki daha dingin egzersizler. Yoga sevmiyorsa kendi vücut ağırlığıyla sakin güzel bir pilates yapabilir ya da sakin bir fitness yapabilir. Ama çok ayakta ve çok kendini tüketecek hareketleri yapmamasını öneririm açıkçası. Daha kendi vücut ağırlığıyla mette çalışabilir bence. Yani gerekirse böyle yürüsün hani aynen, biraz yürüyüş kan dolaşımı olması tabii için. Dediğin gibi herkesin aynen, çok farklı. Kardiyolar zaten aynı. Şey ya ben seni tanıdım tanıyalı sen hep fittin. Belki genetik bilmiyorum. Belki de çok dikkat ediyorsun. Ama doğru insansın bu soru için diye düşünüyorum. Şu alt karın niye bu kadar zor gidiyor? Bu alt karın gitsin diye ne yapalım? Hiç senin böyle hayatında bir problemin oldu mu? Yani benim alt karnım kötü diye bir problemin olmadı, oldu mu? Olmadı. Ya ben ailecek nefret ediyorum senden. Şimdi bazı ki ben vücut tiplerini çok anlattım. Evet. Şimdi bazı kişilerde gerçekten yağ oranı ağırlıklı olarak gövdede. Dolayısıyla hani incecik bacakları var. Benim yağ oranım bacaklarımda. Dolayısıyla ben daha fazla onlara özenirim mesela. Çünkü onlar belki yağ oranı düşürdüğünde çok daha hızlı bacaklarını istedikleri şekle sokabiliyorlar.
gövdede biraz daha uğraşmaları gerekiyor. Ama ben gövdede mesela biraz daha gövde ve üst vücudunda daha az yağlanıyorum. Dolayısıyla ben daha kolay neticeye ulaşıyorum. Ama yine yağ nerede olursa olsun, genetik yapımız ne olursa olsun, yani temiz beslenme ve kardiyodan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Dediğim gibi yine aynı yere geliyorum. Bence herkes kendine karşı çok acımasız. Evet, orası. Yani da onun bir türlü gitmiyor dediği çok az bir yağ olabilir diye düşünüyorum. Ya da yapması gereken şeyleri yapmadığını düşünüyorum. Yani ne diyoruz? Muhakkak bir 4 kardiyo haftada, hafta 7 gün çünkü. Eğer yağ oranını düşürmek istiyorsa en az bir 4 gün kardiyo yapmak lazım diyoruz. Beslenmesine kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor. Arada kaçırmaması gerekiyor. Bir en az 10 gün, bir ay doğru düzgün, disiplinli, tertemiz, güzel beslenmesi gerekiyor. Ama gelip de arada benim canım çok şunu çekti, bu akşamın köründe bunu yedim diyorsa, yememesi gereken bir şey yiyor. Yiyorsa, abur cubur yiyorsa, hani en kötü şeylerden girelim, daha paketli şeyleri tüketiyorsa, o zaman kendini sorgulayacak. Sorry yani, diyeceğiz yani. Aynen ama her zaman dediğimiz gibi temiz beslenme, güzel beslenme ve kardiyo ve tabii ki kassal bütün çalışmalar. Şimdi bununla biraz bağlantılı, mesela bu kilo vermeye çalıştığım dönemde diye soruyor. Stres yapıp kilo veremiyorum diyor. Ben mesela bir şey, fizyolojik kısmını ufak söylemem gerekirse bilmeyenler için. Normalde stres yaptığınız zaman ya da kendinizi çok strese soktuğunuz zaman kortizol diye bir hormon var. O çok fazla salgılandığı zaman o zaten size kilo aldırıyor ya da spordan aldığınız verimin düşmesini sağlıyor. Şimdi sen daha fazla yoga ile ilgilenen birisi olarak bu stresten, sadece bununla alakalı genel olarak insanlar stresten kurtulmaları için bir tavsiyen var mı? Şimdi en önemli kısım zihin ve bu hayatta, bu dünyada onu sakin tutmak çok zor. Hepimiz için çok zor. A noktasından B noktasına giderken bile çok zor. Ben de şu ara kendi üzerimde çalışıyorum açıkçası. Çok ciddi şekilde çalışıyorum. Çünkü benim de bir takım rahatsız olduğum şeylerim var. Onları aşmam gerekiyor. Ve yoga bana çok faydalı oldu. Çok kaygı seviyesi yüksek öğrencilerime çok faydası oldu. Yoganın hareketlerini bile yapmaları değil meditatif kısmı, bir pozda durmak bile, o kişiyi orada tutmak bile zihinsel olarak kolay bir şey değil. Çünkü duramıyor mesela ve zihni de durmuyor çünkü. Dolayısıyla yoganın çok faydası oldu açıkçası. Egzersiz yaparken amaç, evet, kilo vermek de olsa, yağ oranını azaltmak da olsa, yine kendilerine çok yüklenmemeleri gerekiyor. Çok hızlı sonuç almayı beklememeleri gerekiyor. Bunun bir, yani oyun hamuru değil. Bu vücut ve metabolik olarak çok büyük olaylar oluyor. Yani çok çabuk şu şekilde olamaz bir değişiklik. Yani en az 3 ay, 6 ay, 1 sene vermesi, hayat şeklini değiştirmesi gerekiyor. Bence çok hızlı sonuç bekledikleri için de çok kaygılanıyor herkes. Bir türlü olmadığını düşünüyor. Ama odağını değiştirmesi gerekiyor bence. Ve sağlıklı yaşamı, sağlıklı yaşamaya çalışması gerekiyor tamamen. Yoga tabii ki zihnimizi çok sakinleştiriyor. Meditasyon çok sakinleştiriyor. Kaygıya karşı muhteşem bir şey gerçekten. Ama bence bakış açısını en başta değiştirmesi gerekiyor herkesin. Yani biraz genel bir soru ama sen ne düşünüyorsun diye merak ediyorum. Spor yapan kişiyle yapmayan kişi arasındaki fark nedir diye sormuş. Ben artık bunu biraz daha duygusal olarak sormak istiyorum sana. Çünkü hepimiz zaten fiziksel olarak yapanla yapmayan arasındaki farkı biliyoruz. Sence, ya da sen kendi mesela spor yaptın. Senin herhalde hiç bir hafta egzersiz yapmadan geçirdiğin bir dönem yoktur da. Mesela spor yapmayan bir insanla yapan insan ruhsal olarak ne fark ediyor? Sence? Hem ruhsal hem sosyal olarak bence çok şey fark ediyor. Şöyle çok şey fark ediyor. Ben güç konusunda takıntılı biriyim. Ve öğrencilerim de bana hep der ki, ya bu kadar güçlü olup ne yapacağız yani, ne yapacağız, ne işimize yarayacak? Çok işine yarayacak. Tabii. Bir kere istediğin yere yürüyebilmek, istediğin yere tırmanabilmek, istediğin şeyi görebilmek, tatilde bilmem kaç kilometre gidebilmek, bir yere rahat tutunabilmek, yeni herhangi bir spor dalını rahat deneyebilmek. Bir kere güce ben takığım. Özgürlük demek güç çünkü. Hani şekil şemalin dışında güçlü olmak çok önemli. Yüksek bir basamağa çıkabilmek, trekking yapabilmek, tarihi yerleri gezebilmek,
her şey yani güçlü olmak. O yüzden ben o tarafına yani zinde ve güçlü olmak çok önemli. O yüzden egzersiz yapan biri zinde ve güçlü ve özgür. Egzersiz yapmayan biri bakkala bile evinin oradaki bakkala bile gitmekten gitmeye üşenen, hali hiç olmayan, hani şekli şemali geçiyorum. Her şeye üşenen ve daha mutsuz kişilere dönüyorlar. Zaten mutluluk hormonlarıyla ilgili alt üst oluyor. O ayrı mevzu. Ama hiçbir şeye adım atacak hali, şevki olmaz hale geliyor kişi. O yüzden bence çok önemli. Akın Hoca da senin dedi ve işte ben kendi üzerimden söyleyeyim. Senin dedi Türkiye'de YouTube kanalı çok tutmamasının sebebi, yani tutuyor da yani çok abartı tutmamasının sebeplerinden bir tanesi fazla İyisin dedi. Tamam, fazla efendisin dedi. Hı. Şimdi daha böyle işte daha kavgacı, daha sert ya da bir tık daha argo olsan daha şey olur, tutar diye böyle bir kendi aramızda bir konuşma yaptık. Hı. Geçen gün bir arkadaşımla diyeyim orada, hadi ismini keserim oradan, kimin söylediğini keserim. Belki hoşuna gitmez diye. Şimdi ben de kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Normalde spor yapıyorsa bir insan, öncelikle ruhen biraz daha sakin oluyor. Hı hı. Yani biraz daha kendine güveni oluyor. Biraz daha barışık oluyor etrafıyla. Hı hı. Ama işte öbür türlü spor yapmamaya başladığında stresi oluyor. Hı hı. Daha gergin oluyor. Belki daha kavgacı oluyor. Hı hı. Belki daha işte etrafına zararlı oluyor. Fiziksel açıdan haricinde dediğin gibi bir de insanların etrafına verdiği huzur ve vermediği huzur, hı hı, arasında da fark oluyor. Hı hı. Birkaç tane böyle vücut geliştirmecinin, yani dünya şampiyonlarının şeylerini de izlediğimde, dinlediğimde hep böyle söylüyorlar. Yani spor salonuna gidip halterle çalışmayı çok seviyorum. Çünkü bütün stresimi, sinirimi, hı-hı, ondan atıyorum. Yani evde eşime işte kötü davranmamak için, işte, hı-hı, ya da stresliyken kötü enerjimi ondan çıkarmamak için, ya da yolda yürürken stresimi, kötü enerjimi trafikteki adamdan çıkarmamak için, hı-hı, gidip spor salonunda demirlerden, hı-hı, hani iyi anlamda, hı-hı, kaldırım, hı-hı, anlamında demirlerden çıkıyorum, hı-hı, ve dışarıda daha şey bir böyle barışık bir insan olarak, hı-hı, geziyorum demişti. Ben de o yüzden o konuda kesinlikle sana katılıyorum. Daha huzuru yüksek oluyor spor, evet, yapan birisi. Kesinlikle, ve bir şey daha eklemek istiyorum. Bunu sık sık söylüyorum. Egzersizle alakası olmayan herkese, hı-hı, sık sık söylüyorum. Mesleği ne olursa olsun kişinin, egzersiz yapıp vücuduna iyi bakmak zorunda. Evet, kesinlikle. İster ressam olsun, ister sanatçı olsun, mühendis olsun, bilgisayar başında çalışan biri olsun, ne olursa olsun, hiç fark etmez, egzersizi hayatına sokmak zorunda. Çünkü bu vücudun içinde kendi yaşıyor. Yaşamak istiyorsa. Aynen öyle. Yani. Kestin mi sözünü? Sanki bir an bir şey daha düşündüm. Yok. Şey soruyorlar, bu bar eğitimlerini Türkiye'de alabiliyor muyuz? Nereden alabiliyoruz diye bir soru var. Alabiliyorlar. Ben yine şanslıydım ki Tracy Mellett buraya gelmişti. Ben ondan aldım. Ama bar eğitimi veren var bir iki arkadaşım. Ama aynı zamanda yabancı firmalar online olarak da veriyor. Aa, süper. Aynen. Bu arada daha iyi olur. Aynen. Ben Booty Bar firmasından almıştım. Tracy Mellett zaten yine çok pilates duayeni. Dolayısıyla müthiş bir hoca. Booty Bar'ı tavsiye edebilirim. Yabancı bir sürü bar. Extended Bar, o bar, bu bar. Bir sürü firma var. Onlardan online da alabilirler. İsterlerse de burada da bar eğitimi veren bir arkadaşım var. Onu videonun altına, şimdi tam adını hatırlamıyorum. Tamam. İstersen yazarız. Yazabiliriz. Tabii yazarız. Tracy'yi de yazarız aşağıya. Tamam. İsterse online ona da bakabilirler. Birazcık aslında fizyoterapistlere sorulması gereken sorular var ama sen de hoca olduğun için birazcık hakim olduğunu düşünüyorum. Normalde tabii ki şimdi YouTube'da olduğu için birazcık bazı şeyleri söylemesi biraz riskli ama kolay yardımcı olabileceğimizi zannediyorum. Kuyruk sokumunda problemi olanlar yoga ile alakalı bir problem yaşıyorlarsa bir tavsiye var mı? Böyle bir yastık, işte böyle simit gibi bir şey, otururken herhalde problem yaşadıklarını düşünüyorum. Normalde ayaktayken bir problem yaşamadıklarını düşünüyorum. Evet, kuyrukla ilgili, kuyruk sokumuyla ilgili açıkçası bir tane riskli hareket var. Kayık pozu. Eğer orada sıkıntı yaşıyorsa
battaniyeyi katlayıp metin ortasına koyabilir ve onun üzerinde oturabilir. Eğer hala çok ciddi bir ızdırap halindeyse yastık koyabilir. Eğer yastıkta bile zaten bir ağrısı varsa o pozu yapmamalı. Zaten mutlaka doktora, yani doktora falan muhakkak gitmesi lazım. Ama simitle zaten duramaz. Simitle zaten duramaz. Yastıkla ya da kalın bir battaniye, polar battaniye gibi bir şey koyarak denemesi gerekiyor. Onlara rağmen ağrısı varsa ilk olarak doktor ve o pozu yapmadan devam etmeli. Ya zaten hem yogada hem öbür bütün sporlarda da ağrısızı varken zaten egzersizi kesmemiz lazım. Kesinlikle. Sorulardan bir tanesi de Verda Hoca, Clubhouse'da var mısın? Clubhouse'da girdin mi, kayıt oldun mu diye soruyorlar. Clubhouse'a girdim. Yabancı eğitmenleri de çok takip ediyorum. Ama ben bir türlü giremedim. Bana soran da çok oldu takipçilerimden de. Hocam Clubhouse'da konuşalım, dinleyelim diye. Evet. Ya da konuşalım hep birlikte diye. Ama daha nasıl girebileceğimi henüz karar veremedim. Nasıl kullanalım henüz kafamda dizayn edemedim. O yüzden ne yapsak? Peki ben de kayıt oldum da öyle kaldı. Takipçileri rica ederim. Clubhouse'u kullanıyorlar mı? Kullanıyor musunuz? Yani bizim orada bir şeyler yapmamızı ister misiniz? Ya da nasıl beklentileriniz var? Yani belki de bu tarz bir konuşmayı bir gün senin hesabına Clubhouse'da da yapabiliriz. Belki olur. Bu tarz şeyleri dinleyebilirler. Olur. Kendimizi biz de böyle birazcık dürtmüş olalım. Evet. Siz de aşağıya yorum olarak hani nasıl beklentileriniz var Clubhouse'da bizden? Onu aşağıya yazarsanız biz de kendimizi o konuda birazcık geliştiririz diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra yine çok güzel, çok mütevazi ve şeker hocamız, bayılıyoruz kendisine diye işte sorular var. Biraz yine fizyoterapiye ve doktora kayan sorular var. Onları hani şu anda çok sormak istemiyorum. İşte sinir sıkışması, bel düzleşmesi, fıtık gibi durumlarda işte o hareketimi yapalım, bu hareketimi yapalım gibi sorular var. Hani onları çok Verda Hoca'ya yormak istemiyorum. Çünkü mutlaka kendi öğrencilerinde böyle sakatlıkları olan insanlar vardır ama tanıdığı için, doktoruyla konuştuğu için, fizyoterapistle konuştuğu için rahatlıkla egzersiz yaptırabiliyordur. O yüzden onu şimdi kendisine böyle sıkıştırıp sormak istemiyorum. Bir tane şöyle bir şey, hep böyle kilo vermekten konuşuyoruz ama birisi de diyor ki zayıfsak ve kilo almak istiyorsak fakat kilo alırken de böyle yağlı değil de sıkı bir şekilde kilo almak istiyorsak bir tavsiye var mı? Bence sana daha yakın çünkü senin hiç kilo problemin olmadığı için belki böyle insanları daha iyi anlarsın. Ya açıkçası bu bence çok ciddi sağlam bir kassal egzersiz ve bence büyük de oranda beslenme olduğu için bence ben orada yine çok bir şey söyleyemiyorum. Büyük oranda beslenme ve muhakkak kassal, belki işin içine o zaman ağırlık katın diyebilirim. Evet. Yani evet, aynen, ağırlık ve direnç sokmakta fayda var ama çok büyük oranda beslenme yani. Kassal çalışma ve beslenme. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bununla bağlantılı şöyle sorular var. İşte pilates, işte yoga, kendi vücut ağırlığım, daha işte kas yapmak için neler yapmam lazım ya da bunlardan hangisini tavsiye ediyorsunuz diye bir şey var. Ben bir çok hızlı kendi fikrimi söyleyeyim. Normalde kas oranınız bence yogayla da artabilir, pilatesle de artabilir, kendi vücut ağırlığınıza da artabilir. Sadece her egzersizde o kas grubuna uyguladığınız stres artıyor olması lazım. Yani ben şimdi mesela barfix yapsam tabii ki vücut ağırlığı ve tabii ki kas oranım artar. Ama ben her gün 10 tane barfix yapsam bir süre sonra artmamaya başlar. Ya tekrar arttırmam lazım ya da artık sırtıma bir çanta alıp o barfix yapmam lazım. Sen mesela aynı düşüncede olduğumuzu düşünüyorum ama mesela böyle kas oranını arttırmak isteyen insanlara yoga ya da kendi vücut ağırlığım demiş ama aslında ikisi de aynı şey olabilir tabii ki. Özellikle tavsiye ettiğim bir şey var mı? Bir de Instagram'da böyle erkek yoga yapan yogilere baktığın zaman yani gerçekten çok kaslı adamlar da var. Yani şey gibi LeBron James gibi böyle gerçekten çok kaslı adamlar da var. Evet. Hani ekstra yine besinden geçiyor ama bir söylemek istediğim bir şey var mı bununla alakalı? Yoga yapıp da kas yapabilir miyiz yani? Yani evet, yapabiliriz. Ben çoğunlukla kendi vücut ağırlığıyla çalıştırıyorum ama tabii ki lastik dirençler, ağırlıklar tabii ki işin içine girecektir, girebilir, girmese de olur. Biraz da genetik yapı, kişinin ne kadar kasının şeklinin ya da kendisinin oluşması genetik, yani çok aslında önemli. Evet. Genetik yapıyla alakalı ama yani kendi vücut ağırlığıyla çalıştırıyorum ben çoğunlukla. Yani sonuçta zaten evdeyken insanların çalıştırabileceğimiz şey biraz kısıtlı. Evet, evet.
Yani senin stüdyona gelse belki işte bu pandemiler geçtiği zaman belki pilates ekipmanına çalıştıracağım. Belki işte Anti-Gravity'deki orada işte paraşüt mü diyorsunuz onlara? Ne diyorsunuz? Yamak mı? Hamak. Hamak, hamak. Hamaklarla işte çalıştırıyorsunuz falan ama sonuçta evde çalışırken herkesin hamağı olmadığı için yani sonuçta yapacağı bir şey yok. O yüzden de vücut ağırlığıyla bence çalışabilir. Bir tek birazcık her an egzersiz bir tık daha fazla üstüne koymayı başarması lazım. Kesinlikle. Hareketin ya hareket kolay geldikçe kişinin bir üst versiyonunu, modifikasyonu yapması lazım. Ya da tekrar sayısını artırması lazım. Yani ileriye atması lazım. Benim şimdiki canlı yayınlarımda yaptığım gibi. Hep bir tık ileriye, bir tık ileriye gidiyoruz. Küçük küçük, yavaş yavaş. Hep güçleri ve kasları yavaş yavaş daha farklı şekilde artıyor. Okey. Yine sıradaki soru. Bu arada seni çok yormayacağım. Çok az sorum kaldı. Aslında yine fizyoterapistler için ama ben sormuşlar. O yüzden bir ufak bilgi vermek istiyorum izin verirsen. Skolyozu olanlar hangi hareketleri yapmamalı diye bir soru gelmiş. Ben de orada bizim okulda da skolyoz eğitimleri verildiği için, fizyoterapistler tarafından verildiği için hani şunu söylemek istiyorum. Çok aşırı ekstansiyon hareketleri yasak skolyozlarda. Fakat bu da yine çok riskli bir konu. Yani mesela şimdi Verda Hoca size dese ki işte şu streç hareketi skolyoza çok iyi geliyor dese ve işte siz belki C skolyozunuz var zannediyorsunuz ama mesela S skolyozunuz varmış. Şimdi onun göstereceği bu egzersizi, streçi yapsanız belki size kötü gelecek. Ya da belki bir kelimeyi yanlış anlayacaksınız. O size daha kötü olarak dönecek. O yüzden genel olarak mutlaka skolyozunuz varsa, bazen böyle çok bana Instagram'dan röntgenlerin fotoğrafını gönderip hani hangi egzersizleri yapayım diye soruyorlar. Hani benim için inanılmaz riskli bir şey. Bence bir fizyoterapist için bile riskli. Yani Instagram'dan bakayım röntgenine, sana egzersiz söyleyeyim diye. O yüzden eğer ekonomik durumunuz uygunsa mutlaka bununla alakalı bir fizyoterapiste danışın. Son olarak, son iki aslında, son bir tanesi biraz daha muhabbete yönelik ama son bilgi sorusu. Ya şu iç bacakta çok problemimiz var hocam ya. Şu iç bacaklar için squat mı tavsiye ediyorsun ya da başka bir şey tavsiye ediyor musun? İç bacak ne yapacağız? Ya onu şöyle anlatayım. Ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Öyle hatta mi? Çektiğim ilk videolardan biriydi. Birkaç sene önce. Şöyle anlatayım. Şimdi kadınlar tabii ki bunu soruyorlar. Çünkü erkeklerle böyle bir durum söz konusu değil. İç bacakta görülen kısım aslında iç bacak adalesi değil. İç bacakta olan yağlanma. İç bacakta olan yağlanma da kadınların normal vücut yapısı. Yani iç bacağı yağsız kadın aslında yok. Dolayısıyla olsa da hani bir takım mankenler olabilir, çok sağlam atletler olabilir. O ayrı bir şey. Fakat daha sıradan vücutlarda, benim de kesinlikle, iç bacağımda tabii ki bir doku, o sizin onların, kadınların beğenmediği kısım var. İç bacak adalesi çok derinden, çok içeriden giden bir adale. O yüzden iç bacak hareketlerini durmadan defalarca çalışmak oradaki yağı azaltmayacak, yok etmeyecek. Onun için yine total yağ oranını azaltmak yardımcı olacaktır. Ama oradaki yağ oranını tamamen yok olması. Ve hep derler ki bana, bacağım şöyle dümdüz olsun istiyorum hocam falan. Zaten teşekkür ederim, olmasın mümkün değil. Yani. Ya olmasın zaten, aynen öyle. Yani vücudun... Hep şey derdim ben, hani insan vücudu bu, hani kadın vücudu bu. Bu normal bir şey. Olması normal bir şey ama genel yağ oranını düşürdüğün zaman zaten orası azalıyor. Artırdığın zaman artıyor. Yani bunu takmayın kafanıza diyorum sürekli ve gördüğümüz şey kesinlikle adale olmadığı için de normal bir şey. Kadınlarda olan bir şey. Seviyoruz kendimizi. Seviyoruz. Evet. Beslenmemize dikkat ediyoruz. Ve spor yapıyoruz. Aynen. Genel total yağımızı azaltınca oraya da yardımcı olacak. Aynen, aynen. Peki. Yine bu arada yani seni çok seviyorum. Kendisini çok seviyorum. Teşekkür ederim. İşte sporu sizin sayenizde sevdiğim, çok teşekkürler gibi. Çok güzel yazılar var. Soru kısımlarına yazmışlar. Son olarak yine gençlere tavsiye olsun diye, iyi bir eğitmen olmak için, spor hocası olmak için tavsiyelerin var mı? Yeni gençlere. İki tavsiyem var. Şimdi tabii ki eğitimler daha farklı, eskisi gibi değil ama yine de iki tavsiyem var. Birincisi, ne kadar çok vücutla çalışırlarsa o kadar iyi. Ne kadar ya o kadar fazla tecrübe ederler çünkü izleyerek. İkincisi, eğitime katıldıkları zaman
eğitmenlerin ağzından çıkan, yani bu eğitmen eğitiminden bahsediyorum. Eğitmenlerin ağzından çıkan tecrübesel cümleler var. Onları yakalasınlar. Yani kitapçıkta yazanın dışında daha böyle öyle bir laf eder ki eğitmen, çünkü kendi de farkında değildir tabii ki normal olarak, ekstra bilgiler verir. Onları yakalamaya özen göstermelerini tavsiye ediyorum. Çünkü zaten kitapçıkta yazan yazıyor. Hareketin nasıl yapılacağı aşağı yukarı yazıyor. Orada zaten deneyimliyorsun, arkadaşınla uyguluyorsun. Ama aradaki şeyleri kaçırmasınlar yani. Hocaya odaklanıp o bilgileri özellikle kenara not etsinler. Peki, tamam. O zaman bugünlük bu kadar. Teşekkür Belki ediyorum. Belki bir sonrakinde daha kalabalık bir grupla eşim de gelir. Harika. Birazcık kızın 40'ı çıksın diye bekliyoruz. Aynen. Çok dışarılara çıkarmıyoruz ama bir sonrakinde belki böyle bir doğum öncesi, doğum sonrası vesaire, beslenme falan tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Çok keyifliydi. Evet, benim için de böylece uzun süre sonra görüşmüş olduk. Aynen, iyi oldu. Teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.